Radyo Tiyatrosu. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Tiyatro Topluluğu sunar. Oyunun adı Uzlaşma. Oyuncular: Ahmet Sevim, Özlem Tekeli, Serdar Pıtır. Bu olay ta eski günlere, gençlik günlerime dayanır. Tam 18 yaşındaydım. Aşk mektebinden feyiz almak şöyle dursun, daha birinci sınıfa adımımı atmamıştım. Öyle saf, öyle utangaçtım ki dünya kuruldu kurulalı hiçbir kadın çırılçıplak soyulmuş olamazdı benim inancıma göre. Evlilik zevklerine gelince üstünde düşünmeye bile cesaretim yoktu. Gebelik konusunda şuna inanıyordum. Koca odasına çekilmeden önce şöyle hararetli hararetli karısının elini sıkar. Bu kadardı bu iş. Ama babam fevkalade bir adamdı. Geniş fikirliydi. 18. doğum günümü kutlamak için aşkın sınırlarını gözümün önüne sermeye karar verdi. Ama tutumlu adamdı aynı zamanda. Bana kendi yol gösterip pazarlıkta aldatılmamamı önlemek istedi. En iyisi gelin hep birlikte o günlere gidelim. Antoşa! Antoşa! Süt dökmüş kedi gibi durma orada. Buraya gel. Artık çocukluğu bırakmanın zamanıdır. İyi değilim baba. Hastayım. Hasta mısın? Ne hastası? Neyin var? İyice düşünmedim baba. Bana birkaç dakika izin ver. Korku dağları bekler. Ah toyluk. Senin yaşındayken ben de senin gibi ötlektim. Sen benim yaşımda oldun mu hiç? Hep daha büyük diye düşünmeye alışmışım seni. İlk kez bir kadınla beraber olduğumda kaç yaşındaydım dersin? Sen bir kadınla beraber oldun mu baba? Tabii bir kadınla beraber oldum. Baba olan bütün erkekler hayatlarının bir döneminde bir kadınla beraber olmuşlardır. Aynı kadınla mı? Oha! Aynı kadın olur mu hiç? Elinin körü. Arkadaşlarınla bu konuları konuşmaz mısın be oğlum? Her zaman ama konuşmak başka, bu başka. Aşk yolunda aydınlanmış olarak evliliğe girmek bir erkeğin görevidir. Yoksa karanlıkta el yordamıyla ilerlemek için en güzel yıllarını harcar. Birkaç yıl daha. El yordamıyla yolumu arasam ne çıkar babacığım? Adam olmanın yolu yordamı var oğlum. Her şey sırasıyla. Önce yürümeyi öğrendin, sonra konuşmayı, şimdi sıra bu işte. Emin misin babacığım? Yürümeyi de konuşmayı da o kadar iyi kıvıramıyorum daha. Antoşa, daha fazla geciktiremeyiz. Bu gidişte genç bir adam olamadan saçlarına ak düşecek. Şimdi içeriye girip görgünü bilgini artıracak mısın? Yoksa seni cezalandırayım mı? Baba, burada ahlak ve fazilet sahibi kadınlar bulabileceğimizi sanmıyorum. Ahlak ve fazilet sahibi kadın arayan kim? Dünyada ahlak ve fazilet sahibi kadınların sayısı maalesef o kadar fazla ki ahlak ve fazilet sahibi erkekler buralara düşmek zorunda kalırlar. Şimdi işimize bakalım. Elini tutabilir miyim babacığım? Hoppala, böyle bir yere babanın elini tutarak gidilmez. Erkek olacaksın dedik sana. Antoşa, fazla zamanımız yok. Annen saat 9'da eve dönmemizi bekler. Şimdi olgunlaşman için tam 1 saat 10 dakikan kaldı. Nereye gideceğimizi anneme söyledin mi yoksa? O kadar da dangalak değilim. Onu akşam serininde biraz hava almak için yürüyüşe çıkacağız dedim. Koskoca adam olarak eve döndüğümde annem şüphelenmez mi? Bu adamın yüzünden okunmaz Anton. Kızamağa tutulmuş gibi kırmızı benekler dökmezsin. Yüzünde belli belirsiz bir gülümseme olur belki. Şimdi düş önüme. Erkek olmanın başka yolları yok mudur? Bak, bıyık bıraktım işte. Antoşa, doğru söyle. Bu işi gözün kesmiyorsa seni eve götüreyim. Eve götür. İyi öyleyse. Hadi eve gidelim. Sen hazır oluncaya kadar çember çevirip zıpzıplarınla oyna. Bana kızacak mısın? Hayır. Hayal kırıklığına uğrayacak mısın? Hayır. Benimle iftihar edecek misin? Hayır. Peki. Sözünü dinleyeceğim öyleyse. Aferin oğlum. Hoşuma giderse bir daha yapabilir miyim? Olmaz. Sittin sene seni burada bırakacak değilim herhalde. Aman yarabbim. Geniş fikirli bir baba olmak da ne kadar zormuş. Hoş geldiniz beyler. Anneciğim. Korkma oğlum, korkma. Şey, bayan buradaki eğitmenlerden mi acaba? Bana kalırsa kurslar müdüresi. Bahtımız açık oğul, hoş bir kıza benziyor. Şimdi gidip ders ücreti meselesini halledeyim. Baba, mektupla öğrenim kursuna yazılamaz mıyım? Olmaz, sen bekle orada. Şapkanı buruşturup durma, anlaşıldı mı? İyi akşamlar bayan. Güzel bir Nisan akşamı değil mi? Demek Nisan oldu bile. Pek dışarı çıktığım yok da. Çok iyi anlıyorum efendim. Ben böyle işlerle ilgilenmeyeli bir hayli zaman oldu da. Sizinle bir meseleyi görüşmek istiyordum. Nazik bir meseleyi. 30 ruble. Nezaketi bir yana bırakalım öyleyse. 30 ruble diyorsunuz.
Kendim için olsa 30 ruble makul bir fiyat. Ama kendim için değil, gencecik, toy oğlum için. İşte şurada, dizleri titreyen çocuk. Gene de 30 ruble efendim. Burada çocuklar için indirim yapmıyoruz. Anlıyorum ama 30 ruble de 18 yaşındaki bir çocuk için fazla pahalı. 15 rubleye ne dersiniz? 15 rubleye kurtla kuzu masalını okurum. Kusura bakmayın efendim. Bu akşam limana bir Norveç gemisi gelecek. Şimdi sarı peruğumu takmaya gideceğim. Bir dakika. Olağanüstü bir durum var. Oğlumun doğum günü. Ona güzel bir armağan vermek istiyorum. Ne dersiniz? Bir şemsiye alsanız. Bana bakın. Benim zamanımda, yani 30 yıl önce, bu sokakta pek şirin bir kızcağız vardı. Sütçü kızı İlka. Onunla buluşmak zevki bana sadece 10 rubleye mal olurdu. Hala burada. Onu isterseniz fiyatı 6 rubleye düştü. Aman Tanrı esirgesin. Baba, babacığım artık hazır mıyım? Bir dakika yavrucuğum, daha pazarlık yapıyoruz. Çok sevimli çocuktur. Naziktir, tatlı dillidir. Öyle güzel hikayeler anlatır ki bayılacaksınız. Kuzum siz kimi kime satmaya çalışıyorsunuz? Baba ben üşümeye başladım. Koş biraz, zıpla, sıçra. Sabırlı ol evladım. 18 yıl bekledin, azıcık daha sabret. 20 rubre veririm. Taş çatlasa fazlasını koparamazsınız benden. Oğlanın eğitimi için bu kadarını gözden çıkardım. Lütfen çocuğun hatrı için. Tamam anlaştık. Oğlunun üstüne titreyen bir babasınız. Bunun için saygı duyuyorum size. Benim de sizin gibi bir babam olsaydı buralara düşüp sizin gibi babalarla pazarlık etmezdim. Bu sözlerin bir yerinde bir ahlak dersi var ama henüz bulup çıkaramadım. Demek 20 rubleye anlaştık. Yalnız sizden bir ricam daha olacak. Bu geceyi şenlendirdikten sonra şunu söylerseniz pek minnettar olurum. Doğum gününde babanın en iyi dilekleriyle. Doğum gününde babanın en iyi dilekleriyle. Mum da ister misiniz efendim? Muma gerek yok. Sadece ona anlayışı davranın. Sizden bütün istediğim bu. Ona bir parça şefkat göstermeniz. Allah! Şimdi ağlamanız ama sırası mıydı? Yukarıda bekleyeceğim. İki kat yukarıda, soldan ikinci kapı. Şefkatli davranacağım efendim. Sağ olun. Bu devrin kızları çok da anlayışlı görünüyorlar. İzninizle şunu söyleyeyim. Sizin gibi adamlar sayesinde bu meslekte hizmet görmekten gurur duyuyorum. Ne iyi bir hasta bakıcı olurdu. Haydi çık yukarı. Ben burada bekleyeceğim. Baba ona bir şey söyleyecek miyim? Ne gibi? Merhaba. Falan filan. Merhaba demek iyi olur. Hoşça kal demek de uygun düşer. Haydi git. Artık seni bekliyor. Bana vermek istediğin bazı bilgiler var mı? Ulan kıza bunun için o kadar para saydık. Amma da garip sorular soruyorsun. Haydi git oğlum. Bu gidişe ona fazla mesai ödeyeceğim. Evet baba. Gidiyorum. Gidiyorum. Ne oldu gene? Çok tuhaf değil mi? Şu merdivenlerden inip sokağa çıkınca senin küçük Antoşan olmayacağım. Erkek Anton olacağım. Teşekkür ederim baba. Allah'a ısmarladık. Dur, bekle Antoşa. Ne var baba? Biliyor musun? Ne düşünüyorum? Güzel bir şemsiye daha uygun sanki. Önümüzdeki yılda erkek olup adam sırasına geçebilirsin pekala. Gelecek yıla kadar bol bol vakit var. Nasıl istersen babacığım. Peki babacığım.